Merhaba çocuklar. Konumuz milyonlar. Ama milyonları işlemeden önce sizle beraber doğal sayılarda basamak, bölük ve basamak değeri konularını tekrar edelim. Basamak sayı içerisinde bir rakamın bulunduğu yere denir. Sağdan itibaren basamaklarımızı sayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Sağdan sola doğru basamakları üçerli gruplar halinde ayırsam. Şurası bir grup, 1, 2, 3 burası da bir grup olur. Bu grupların her birine bölük denir çocuklar. Bölükler kendi arasındaki en küçük basamağa göre isimlendirilir. Burada en küçük basamak hangisi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. En küçük basamak birler basamağı. O zaman bu bölüğün adı birler bölüğü. Burada en küçük basamak hangisi? Binler, on binler, yüz binler. Binler basamağı buranın en küçüğü. Bu bölüğün adı binler bölüğü. Bölükleri biz doğal sayıları okumada kullanırız. Basamak değeri bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Basamak değerini birazdan anlatacağım. Peki doğal sayıları nasıl okuruz? Soldan sağa doğru okuruz. Bölüğün içerisindeki sayıyı okuruz. Ardından bölüğün adını söyleriz. Soldan başlıyoruz. Binler bölüğümüz var. Bölüğün içerisindeki sayıyı okuyoruz. 310.918. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birler bölüğü haricinde tüm bölüklerde bölüğün adı söylenir. Fakat birler bölüğünde bölüğün adını söylemeyiz. Nasıl okuruz? 310.918. Yazalım. 310.918 çocuklar. Burada sayılar verilmiş. Bizden okunuşlarını istiyor. Burada da okunuşları yazılmış. Bizden sayılar istiyor. Okunuşlarında ne yapıyorduk? Bölüklerine göre okuyorduk. Bölükleri ayıralım. Sağdan sola doğru üçerli gruplar ayırıyorum. Burası birler bölüğü. Çünkü en küçük basamağı birler basamağı. Burası binler bölüğü. Çünkü en küçük basamağı binler basamağı. Soldan itibaren bölüğün içerisindeki sayıyı okuyorum. Ardından bölüğün adını söylüyorum. 436.878. Yazalım. 436.878. 878. Birler bölüğünün bölük adını söylemiyorduk. Aynı şekilde burası birler bölüğü, burası binler bölüğü. 894.562. 894.562. Okunuşları verilmiş, sayıları bulalım. Bizim burada yapacağımız şey şu. Nasıl okuyorduk burada sayı verilmişken? Bölüğün içerisindeki sayıyı okuyup bölüğün adını söylüyorduk. Evet, bölüğün içerisindeki sayı bakın. 316.000 bölüğün adını söylemiş. Bölüğün içerisindeki sayı demek ki 316. 316.450. Bölüğün adını söylemediği için de zaten direkt birler bölüğü oluyor burası. 272.000. 272.695. 695. Gelelim sayı değeri ve basamak değerine. Sayı değeri bir sayının, bir rakamın sayı değeri kendisi oluyor çocuklar. 9'un sayı değeri nedir?
9'dur. 2'nin sayı değeri nedir? 2'dir. 6'nın sayı değeri 6. 4'ün sayı değeri 4. 7'nin sayı değeri 7. 3'ün sayı değeri 3. Basamak değerini nasıl buluruz? Basamak değerini sayı ile bulunduğu basamağa çarparak bulabiliriz. 9 hangi basamakta? Birler basamağında. 1 çarpı 9, 9. 9 basamak değeri oluyor. 2 hangi basamakta? Onlar basamağında. 10 çarpı 2, 20. Basamak değeri 20 oluyor. 6 hangi basamakta? Yüzler basamağında. 100 çarpı 6, 600 basamak değeri. Aynı şekilde 4 binler basamağında olduğu için 1000 çarpı 4, 4000. 7 10 binler basamağında. 10.000 çarpı 7, 70.000 yapıyor. 3 hangi basamakta çocuklar? 100 binler basamağında. 100 bin çarpı 3, 300 bin. Size burada bir şey göstermek istiyorum çocuklar. Elde ettiğim tüm basamak değerlerini toplarsam ne olur acaba? Toplayalım. Buradan topluyorum 9. Sıfırlarla topladığımda 9 yapar. 2'yi sıfırlarla topladığımda 2. 6'yı topladığımda 6, 4'ü topladığımda 4, 7'yi topladım ve 3'ü direkt yazıyorum. Sayımız ne oldu? 374.629. Benim buradaki sayım neydi? 374.629. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir çocuklar. Burada bir tablomuz verilmiş. Tablomuzda boş kalan yerleri biz dolduralım. Sayımız verilmiş. Bölüklerine ayrılmış. 1, 2, 3. Sağdan itibaren üçerli gruplara ayırıyorum. En küçük basamağıma göre isim veriyordum. Buradaki en küçük basamağım birler basamağı. O zaman bölüğümüzün adı birler bölüğü çocuklar. Diğer bölüğümüzün adı ne? En küçük basamak bu üçlü grupta binler basamağı olduğu için bu bölüğümüzün adı binler bölüğü. Basamakları sağdan sola doğru hep beraber yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Basamak değerlerini az önce bulmuştuk. Şimdi hep beraber tekrar bu sayının basamak değerlerini bulalım. 2. Nasıl buluyorduk basamak değerlerini? Bulunduğu basamakla rakamı çarpıyorduk. 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı 10, 10. 7 çarpı 100, 700. 3 çarpı 1000, 3000. 9 çarpı 10.000, 90.000. 5 çarpı 100.000, 500.000. Bunların hepsinin toplamı neye eşitti çocuklar? Sayının kendisine, yani 593.712. Evet, bu arada ben de okunuşunu da yapmış oldum. Evet, tekrar yapalım. Okunuşu nasılydı? Soldan başlıyorduk. Bölüğün içerisindeki sayıyı okuyoruz ve bölüğün adını söylüyoruz. 593 hangi bölük? Binler bölüğü. 1000. 593 1712. Birler bölüğünün adını söylemiyorduk. 712. Evet çocuklar, hatırlama, yani doğal sayılarla basamak, basamak değeri, bölük, sayı değeri neler olduğunu hatırlatmasını burada bitiriyoruz. Bir dahaki konumuz milyonlar.